Efendim NATO'ya üyelik için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te terör yandaşları bir kez daha sahne aldığı Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup PKK YPG yanlısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'ın avukatı failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şimdi konunun ayrıntılarını öğreneceğiz. Arda Erdoğan'dan Arda kolaylıklar diliyorum. Nedir aktaracaklar? Meltem Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in başkenti Stockholm'deki eylemin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsveç'in Stockholm kentinde terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösteride Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur ifadelerini kullandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup PKK yandaşı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir gösteri yapılmıştı. Bu provokatif gösteriye başkent Ankara'dan oldukça sert tepkiler yükselmişti devletin zirvesinden. Dün bu sıcak gelişmeler yaşandı. Ardından bugüne gelindiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan o eylemin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma başlatılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu duyuruldu. Peki.